Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere GetX paketinin sahip olduğu yetenekleri anlatan küçük bir demo yapacağım ve bu demoda gördükleriniz eminim hoşunuza gidecek ama GetX'in gücü merak etmeyin bununla da sınırlı değil ama en azından bir giriş yapalım. GetX nedir? GetX Flutter'la uygulama geliştirirken bizim bir sürü ihtiyacımızı karşılayan, işlerimizi kolaylaştıran bir paket. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz bununla ilgili. Yapacağımız demo oldukça basit bir sayaç uygulaması. Sayaç uygulamasını anlatırken size GetX'e State Management'ın nasıl olduğunu göstereceğim. Artı butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi GetX'le beraber gelen çok güzel bir snack barımız da burada gözüküyor. Eksiye bastığımızda sayımız eksildiği gibi burada farklı bir snack bar. Yine bu da GetX sayesinde oldu. Bu butona bastığımda hızlı ve kolay bir şekilde temamı değiştirebiliyorum. Buna bastığımda kolay bir şekilde navigasyon işlemimi yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi ve state'iniz neyse gittiğiniz sayfada da bu oluyor ki çoğu zaman da bunu isteriz. Buna bastığımda da anlık olarak uygulamamın dilini dinamik olarak değiştirebiliyorum. Yapacağımız uygulama bu. Gayet kolay ama GetX ile ilgili de bir sürü şey öğrenmiş olacağız. Şimdi hızlı bir şekilde arayüzümüzü tasarlayalım. Burada bir My Home Page tanımlamışım. Böyle bir yapı yok. Yazdığım kodları silmiştim. Buraya giriyorum. Hemen bir Status Widget olarak My Home Page'i tanımladım. My Home Page'e hemen bir Scaffold atayalım. Scaffold atadıktan sonra herhangi bir app'a gerek yok. Body deyip buna bir Center Widget veya işte column'la başlatalım. Önce Center'ı diyelim. Ondan sonra da bunun child'ına da bir column verelim. Children'larını tanımlamaya başlıyorum. Birinci çocuğum ne olacak? Bir text olacak. Text dedim. Text dedikten sonra şimdilik buraya merhaba yazalım. Sonrasında da buna bir de stil verelim. Font size'ını biraz büyütelim ki okunur olsun. Evet, sonra bunu çoğaltıyorum. Merhaba, selam diyelim buraya da. Sonra bu da aynı şekilde olacak. Şöyle bir hızlı bir şekilde çalıştıralım. Evet, en yukarıdan başladı. Şimdi biz burada kalıbımıza main axis alignment vererek en yukarıda olan yazıları ne yapabiliriz? Center'la ortaya getirebiliriz. Tamamdır. Sonrasında bildiğiniz gibi bizim scaffold'umuzun bir floating action button alanı var. Buraya da birden fazla değer koyacağım için column diyorum. Bu column'ın children'larını da tek tek floating action button'larımı atayacağım. On press'leri şimdilik boş olsun. Ve de birbirinden ayırmak için ne koyabiliriz buraya? Child'larına icon'lar koyabiliriz. Icons nokta add diyelim. En yukarıya gitti. Kalınma gelip bunun da yine main axis alignment'ını main axis alignment nokta end diyorum. Sayfanın altına gelmesi için. Şimdi bu yapıyı oluşturduk. Şöyle bunu çoğaltalım. Buna da remove diyelim. İlk olarak sayaç uygulamamızı yapmaya çalışacağız çünkü. Tamamdır. Şimdi sayaç uygulaması veya ne yapıyorsanız artık sizin ekranda göstermek istediğiniz string ile integer ile sakladığınız veya bir liste ile sakladığınız veriler sizin state'iniz oluyor demiştik. İşte buradaki her bir state için bir controller oluşturmanız gerekiyor. Buraya gidiyorsunuz, dat dosyası diyelim buraya ve buna da ne diyelim? Sayaç controller. Tabii ki de buna istediğiniz ismi verebilirsiniz ama hani genellikle sonuna controller yazarsanız daha iyi olur. Buradaki tek zorunluluğumuz bunu GetX Controller'dan türetmek. Çünkü GetX Controller'ında kendine has bir sürü özelliği var. Mesela bunun da bir initialize veya onInit metodu var. Hani burada kullandığınız değerin ilk değerini atama işlemlerini burada yapabilirsiniz gibi. Peki biz ekranımızda görmek istediğimiz state'imiz ne? Aslında bu basit uygulama için basit bir integer değer. Buraya gidelim. Sayaç diyorum buna. Sayaç dedikten sonra şöyle yapalım. Init'in içinde de bunu onInit dedikten sonra sayaç nokta value deyip sayaç dedikten sonra pardon buna sıfır değerini verebilirim. Tabii bunu böyle kullanmak istiyorsanız artık buranın final olmaması lazım. Integer desek gördüğünüz gibi gitti. Buraya da obs diyoruz. Obs dediğimizde gördüğünüz gibi patlıyor. Çünkü bunun veri tipi bu değil. O zaman uğraşmak istemiyorsanız var deyip geçersiniz. Şimdi buradaki obs dediğimiz observable anlamına geliyor. Bu şu anlama geliyor. Bu değer uygulamada
İşte bir şeylere basıldığında veya bir şeyler olduğunda değişecek. Bu değişiklikler olduğunda arayüzü git bundan haberdar et. Evet, biz bu değeri uygulamamızın içine koyacağız ama atıyorum 5 varsa 5'i gösterecek. Bu 5, 6 olduğunda veya 4 olduğunda bizim ne yapmamız lazım? Arayüzümüzü tekrardan boyut etmemiz gerekiyor ki bu son halini ekranda görebilelim. Onedit bu şekilde kullanılıyor. Aslında bu uygulama için hiç de gerek yok. O yüzden burayı silip sayaç dedikten sonra 0.obs diyebilirim. OBS dediğimde bu sayacın Rx integer gibi bir veri tipi oluyor. Bunu yaptık. Sonrasında bu bir OBS olduğu için artık integerlıktan çıktı. Bunun içindeki bu 0, 1, 2 gibi değerleri direkt olarak alamıyoruz da sayaç nokta value diyerek alıyoruz. Bunu dememiz gerekiyor. İşte sürekli olarak bunu dememek için biz burada getter ve setter metotlar yazıyoruz. Bazı arkadaşlarım burada da bir kafası karışıyor. Bu kısa gösterim belki onların kafalarını karıştırıyordur. Aslında get metodu dediğimiz bir fonksiyondan farklı bir şey değil. Yani geriye integer bir değer dönen bir fonksiyon aslında bu. Ne diyelim bu fonksiyonumuzun adına da? Mesela sayaç değerini ver. Herhangi bir parametre almayan, geriye de integer sayı dönen bir fonksiyon bu. Return dedikten sonra ne diyorum? Sayacın value'sunu bana geri ver. Bu. Tabii ki de bir bunu böyle yazmıyoruz da şöyle yazıyoruz aslında. Get diyorum. Fonksiyonumun adı ve bu bana geriye ne döndürecek? Arrow function'ları kullanıyorum burada. Sayacın value'su. Yukarıdaki fonksiyonla şunun hiçbir farkı yok. Bunu çağırırken ismini bunu veriyorsunuz. Bunu çağırırken direkt sayaç diyorsunuz. Bakın alt çizgi olmadığı halde. Bir de bunun setter. Hani buna bir veri eklemek istediğimizde de setter metotlarımız var. Onu da yazalım. Set metotları aldığı değeri ne yapar? Atama yapar. Geriye de genelde bir şey dönmez. Diyorum ki sayaç buna bir değer geldiğinde yeni değer diyelim buna. Senin tek yapman gereken şey sayacın value'suna sayaç nokta value'ya bu yeni değeri koymak. Yani burada kafa karışıyorsa dediğim gibi bu aslında geriye herhangi bir değer dönmeyen sayaç değerini yeni sayaç değeri ata gibi bir isim verelim buna. Haliyle bu yeni değeri alacak buraya. Ve yapması gereken nedir? İşte sayacımızın value'suna bu yeni değeri koymaktır. Pardon. Yani şu getSet metotlarının açılımları da bunlar. Biz burada getter'ları, setter'ları kullanacağız. Siz eğer bir atama yapıyorsanız burası çalışacak otomatik olarak. Siz ona yeni bir değer verdiğinizde ise burası çalışacak. Biz bu yeni değer verme işlemlerini de genellikle fonksiyonlarla yaptırırız. Arttır diyelim buraya. Ne zaman ki bu fonksiyon çalışacak, aslında sayacıma şöyle uzun uzun yazayım. Hani kafası karışanlar olabilir. Bunu yapacak. Şimdi burada yeni bir değer ataması olduğu için bakın sayaç dediğimde aslında şuradaki set metodu çalışıyor. Her ne kadar ikisinin de ismi aynı olsa da ve buradaki değerimiz de bizim sayaç değerimiz de observable olduğu için her değişmede arayüzümüze bilgi verecek. Git kendini güncelle benim değerim değişti diye. Azalt diyorum. Benzer mantıkla sayacımı bir azaltacağım. Evet. Genel olarak kontrollerimiz bu şekilde. Tabii ki de sizin burada bir ne bileyim listeniz vardır. Öğrencilerinizi tutan, internetten çektiğiniz verileri tutan. Bu sefer de ne demeniz gerekiyor? List demeniz lazım. Doğru mu? Sonra da bunun da observable yani bunun içine bir şeyler eklendiğinde, silindiğinde arayüz güncellensin diyorsanız böyle bir kullanımı var. Dediğim gibi çok daha fazla ayrıntı dokümanlarda mevcut. Tamam, kontrollerimizi yaptık. Şimdi benim burada istediğim ne? Bu Floating Action Button'a basıldığında bu değerlerin güncellenmesi. Haliyle bir controller oluşturduk ama herhangi bir yerde bir örneği yok. Ne yapmamız gerekiyor? Buraya gelip sayaç controller diyorum. Get nokta put diyerek oluşturduğum bu controller nesnesini bir kere de olsa ağacıma koymam gerekiyor. Buraya da sayaç controller diyorum. Sayaç controller'dan bir nesne üretilecek ve bu artık bütün widget trimde geçerli oldu. Put dediğim için GetX bunu
her yere yayabiliyor artık. Ben bunu kullanmak istiyorsam şuradaki on-press'e gidip ne diyeceğim? Controller nokta arttırmaydı bu. Arttır. Aynı şekilde buraya geldim. Controller nokta azalt. İsterseniz buraya bir de print ifadeleri koyalım. Yani ben bu arttıracağım, azaltacağım ama bu değeri nasıl göreceğim? Görmek de bir o kadar kolay. Controller nokta sayaç değerini görmek istiyorum. Şimdi burada yeni bir değer ataması olmadığı için bu sefer de get metodu çalışacak. Ve sizin buradaki şu metodunuz çalıştığında da size sayacın value'sunu geri verecek. Bunu azalttan sonra da çalıştıralım. Şimdi uygulamamı bir yeniden başlatıyorum. Artıya bastım. Gördüğünüz gibi sayaç değeri 1 diyor. Çalışıyor. Azalt da aynı şekilde çalışıyor. Tamam, konsolumuzda görüyoruz ama arayüzümüzde göremiyoruz. Zaten ilk olarak şurayı ne yapmamız lazım? You have click diyelim. Yani çok da uzatmayalım bunu. The button diyelim. Buraya da kaç kere tıklandığının bilgisini yazdıralım. Burada yine ne yapmam gerekiyor? Controller üzerinden bu sayaç değerine erişip bunu göstermeye çalışmam lazım. Yani tabii bunu bir de string'e dönüştürelim. Çünkü integer bir değer olduğu için bu bizden string bekliyor olmadı. Ve sıfır dedi. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Tamam, biz burada değer değişince arayüze bilgi ver dedik ki verdi de. Ama işte bu geri dönüşü dinleyen bir yapı olması lazım. Buradaki bizim bu text widget'larımız veya Flutter'la gelen widget'lar bunları anlık olarak dinleyecek yeterlilikte de değiller. O zaman diyeceğim ki şu kısım şuradaki değer değiştiğinde güncellensin. İşte burada da karşımıza isterseniz bunu buradan alalım. OBX get paketiyle gelen ve sizden bir builder bekliyor. Builder'ı da bu şekilde tanımlıyorsunuz. Arrow function'larla. Bu kadar. Bunu yaptığınızda şu işe yarıyor. Ne zaman ki buradaki değer güncelleniyor, buraya bilgi geliyor. Burası da otomatik olarak kendini ne yapıyor? Yeniliyor ve ekranda artık çalışan bir uygulamanız oluyor. Şimdi dokümana vesaire baktığınızda veya internetteki videoları izlediğinizde OBX gibi bir de GetX diye de bir widget'ın olduğunu görürsünüz burada. Bu GetX'te OBX'in çok aslında belirgin bir farkı var. Bu da bir builder bekler sizden. Bu builder size ilgili controller'ınızı verir. Controller 2 diyelim buraya. Ondan sonra da buraya yine ne yaparsınız? Widget'ınızı yazarsınız. Aynı burada olduğu gibi text widget'ını. Gördüğünüz gibi şu an ikisi de çalışıyor. Peki ben hangi durumda hangisini kullanacağım? Şimdi benim şu class yapımının içerisinde veya şu OBX'i kullandığım yerde bir controller tanımı vardı. Yani adam buraya put diyerek veya find diyerek bir controller'ı bulmuştu. Peki bunun olmadığı bir durum düşünelim. Mesela ne yapabilirim? Buradaki bu getex'i alacağım. Birebir lazım olacak. Controller burada tanımlanmış ama bu kolum CTRL-W'ye iki kere bastım. Bunu da Flutter widget dedim. My column diyorum buna. Şimdi ne yaptı? Otomatik olarak hani bu yapıyı bozmamak adına bunu parametre olarak geçti ama ben bunu istemiyorum. Zaten bu state management'ı ilk kullanma amacımız bu yapılardan kurtulmaktı. Mesela şu durumda. OBX controller burada tanımı olmadığı için çalışmayacaktır. OBX'i buradan sileyim. Bunu koyayım. GetX de çalışmıyor. Controller 2 dememiz lazım. Şimdi bir bakalım ne oldu. Patladık. Niye? Şimdi GetX hani sizin ağacınızda belki 20 tane 30 tane farklı tipte controller olabilirdi. Burada GetX'e şunu demeniz lazım. Tamam, sen bir controller dönüyorsun ama bu controller'ın veri türü ne olmalı? Sayaç controller. Yani ağaçta bir yerlerden salınmış, bir yerlerden ağaca enjekte edilmiş. Aynı burada olduğu gibi. Sayaç controller türündeki veriyi bul. Burada da bunu kullan. İçindeki değeri vesaire ekrana yazdır. Evet, bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi yine çalışıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer burada bir controller nesnemiz olsaydı, ya bunu böyle yapabileceğiniz gibi yukarılarda bir yerlerde tanımladığınız controller nesnesini burada aslında sayaç controller
ne diyelim buna da, bulunan controller dedikten sonra bu sefer de put değil de find diyorsunuz. Şimdi siz burada bunun da veri türünü söylediğiniz için find'e gidip de git bana illa şunu bul demenize gerek yok. Bu da çalışacaktır. Mesela ben bu yapıyı kopyalayalım. Altına koydum. Bunu da yine OBS'de yapalım. OBX. OBX dedik. Builder vesaire beklemiyor bizden. Şunları silelim. Builder dediği yere şunu yazacağım. Şu text'i buradan alıyorum. Sil bunu. Builder dediği yere herhangi bir parametre almayan bir fonksiyon. Sonra da text'imi koydum. Şunlara gerek yok. Fazla gittik. Niye böyle karıştırdım ben bunu ya? Şöyle yapalım. Şunları da silelim. Şimdi burada bulunan controller'la da ben ne yapabilirim? Ağacımda bulunan controller'ı bulup kullanmaya başlayabilirim. Şuraya da virgülü koyalım. Evet. Şimdi buradaki ilk değer getX widget'ından geliyor. OBX'de de bunu kullanabiliyoruz. Get find şey put ile koyduğunuz controller'ı da find ile bulup yine OBS'i kullanarak da kullanabilirsiniz. Eğer ki böyle bir kullanım yapmak istemiyorsanız bu sefer de getX ile yine ağacınız olan değeri böyle bulup kullanabilirsiniz. Evet, genel olarak state management ifadeleri bu şekilde yer alıyor. Burada sizin integer değil de bir listeniz de olabilirdi. Listenize yine eleman eklerdiniz. Aynı mantıklar burada geçerli. Değerleri ağaca koyma, ağaçtan okuma yapıları bu şekilde oluyor. Şimdi gelin hızlı bir şekilde tema değiştirmeyi göstereyim sizlere. Bu Floating Action Button'ı buradan kopyalayacağım. Buraya koydum. On press olduğunda get diyorsunuz. Oldukça kolay. Change team. Bu sizden bir team data bekliyor. Teamdata.dark. Tek yapmanız gereken bu. Şimdi bastım. Gördüğünüz gibi bir şey değişmiyor. İsterseniz bunu da bir tema ile ilgili bir şey var mı? Bir şey gelmedi. Ne diyelim buna? Change. Mesela şunu koyalım. Değişmedi. Niye değişmedi? İşte get nokta diyerek mesela get nokta navigation'da to'yu kullanırsınız. Ne bileyim show snack bar dersiniz. Bu ve bunun gibi işlemler için tek yapmanız gereken bu get material app'ı get material app ile değiştirmek. Bu aslında var olan material app'ı child olarak alıyor. Kendi de buna ekstra özellikler koyuyor. Mesela aynı burada olduğu gibi. Sırf bu küçük değişiklikten sonra artık butona bastığınızda gördüğünüz gibi kolay bir şekilde temanız değişti. Burada Floating Action Button'la ilgili bir uyarı çıkıyor. Bu uyarıya çok emin olmamakla beraber şunu yaparak düzeltebiliyorsunuz. Foreground color'ı diyorsunuz. Yine burada şöyle bir şey yazabiliriz. Get nokta is dark mode. Yani şu anlama geliyor. Uygulama eğer dark moddaysa atıyorum benim şöyle yapalım. Soru işareti diyelim. Ne diyeceğim? Şu rengi kullan. Mesela colors nokta yellow diyelim. Yellow accent. Dark modda değil light moddaysa bu sefer de şunu kullanacağım. Colors nokta red diyelim. Aynı ifadeyi birden fazla Floating Action Button kullandığımız için bunları da yazmamız gerekiyor. O uyarının sebebi bu. Bir özellik varmış. İlerleyen zamanlarda duplicate olacakmış. Onu şimdiden değiştirin diyor. Bakın artık dark modda değiliz. Light moddaysak kırmızı gözüküyor yazı fontumuz. Burada ise yellow accent gözükmesi gerekiyor. Belki de gözüküyor. Ben anlayamıyorum şu an. Neyse o çok önemli değil. Tema değişimi de böyle oluyor. Peki her bastığımda bir aydınlık, bir karanlık nasıl olacak? Aynı burada olduğu gibi. Diyeceksiniz ki eğer uygulamam dark modda ise team.light yap. Değilse team.dark yap. Bu kadar. Bunu yaptığınızda artık butona her bastığınızda ne olacak? Gördüğünüz gibi değişiyor. Temamız kolay bir şekilde değişiyor. Bu da bir özellikti. Mesela hemen sayaç controller'a gidelim. Her bir sayaç arttırımında get nokta neydi? Snack var.
Bakın sizden title mesaj bekliyor ve bir sürü de özelliği var aslında bunun. Buna ne diyelim? Snack bar diyelim. Buna da mesaj diyelim. Herhangi bir konteks ihtiyacı yok. Ben snack bar kullanacaksam illa bir scaffold vesaire bulmama gerek yok. Her arttırma butonuna bastığımda bu çalışacak. Çok da güzel bir görüntüsü var. Tabii ki de bunu güncelleyebiliyorsunuz. Mesela background color diyelim. Colors nokta fill diyelim. Buraya material kütüphanesini import ettim. Ve tekrardan gördüğünüz gibi gayet güzel herhangi bir kütüphane kullanmadan ekstradan bu snack barı elde edebiliyoruz. Bunun bir de daha default hali var. Show snack bar diye. Bu da sizden get bar diye bir şey bekliyor. Sonrasında buraya işte title'ım bu. Ne diyelim? Default snack bar diyelim. Hani ben olsam uygulamada diğerini kullanırım. Kullanımı da daha kolay. Default snack bar dedikten sonra da buraya da mesaj diyelim. Deneme. Pardon. Noktalı virgül koyduk. Şimdi arttırmaya bastığımda buradan çıkıyor. Eksiltiye bastığımda gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Böyle bununla oynayabiliyorsunuz. Bunların işte ekranda kalma süresi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Mesela buraya gelip duration dersiniz. Duration. İşte ekranda atıyorum 4 saniye kalsın. Ondan sonra is dismissible true yani sağa sola kaydırarak yok edilebilsin. Bir de ne vardı? Dismiss direction. Snake. Dismiss direction nokta atıyorum horizontal yani sağdan sola ben bunu kaybedebileyim. Eksi butonuna bastığımda şöyle yapabiliyorum artık gördüğünüz gibi. Yapmazsam ne olur? 4 saniye ekranda kalır. 4 saniyeden sonra da kaybolur. Zaten burada da gerekli şeyleri söylüyor. Evet, snack bar kullanımı vesaire de bu şekildeydi. Aynı şekilde diyaloglar vesaire de hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Mesela şeye bakalım şimdi de. Bunları çoğalttım. Bu sefer de navigation yapalım. Basıldığında ben şuraya gelip status bir şey widget oluşturacağım. New page diye. Bu da scaffold olsun. Body'sinde de center child container ya da direkt text koy. Text diyelim. Yeni sayfa. Bu widget'a gitmek istiyorum. Ne yapacağım buraya gelip? Get nokta to diyeceğim. Sonra da widget'ımın adını yazdım. Olay bu kadar basit. Evet, şuna bastığımda gördüğünüz gibi bir şeyler oldu. Bu hatanın sebebi ne diyor? Aynı hero tagine sahip birden fazla floating action button var diyor. Siz bir sayfada böyle yapılar kullanıyorsanız her birinin hero tagi birbirinden farklı olmalı. Onu değiştirmeniz gerekiyor. 2 diyelim. 3. Çünkü bir sonraki sayfa açıldığında hangi floating action button'dan geldiğini anlaması gerekiyor sistemin. Böyle hero tag'leri atayarak bunu çözebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni sayfaya gittim. Geri butona bastığımda da ne oldu? Olduğum yere geri geldim. Mesela bu yapıya gidelim. Bu center'ı ben kalım içine alıp buraya bir buton koyup raise button diyelim buna. On press olduğunda dinamik olarak ya da kodla diyelim get kullanarak geri dönmek isteyebilirim. Get nokta back diyerek de bunu yapabiliyoruz. Burada bize kızdı. Niye yanlış yaptık? Raise button dedim. Şuna bir de child verelim. Text. Geri dön. Kalır. Kalırsın nokta. Red diyelim. Aslında burada bir hata yok gibi ama. Şu noktalı virgül olmayacak.
Tamamdır. Şimdi yeni sayfaya gittim. Geri döne bastığımda da bu sefer de get.back ile geri döndüm. Siz eğer burada get to değil de off derseniz, bakın off şu anlama geliyor. Bu sayfadayım. Yeni sayfa yani new page'i aç ama bu sayfayı da stack'ten çıkar. Böyle olunca ne olur? Sayfam açıldı. Yeni sayfaya gittim. Ama bir önceki sayfa artık stack'ten çıkarıldığı için geri döne bastığımda gidilecek herhangi bir sayfa kalmadığı için uygulamadan çıkacaktır. Eksiği şuradan bassak. Bu niye çalışmadı? Onu anlamadım ama böyle oluyor. Hemen şuradaki özelliklerine bir bakalım. Can pop var bakın. Hani geri gidebiliyorsa bunu yap diyoruz. Biz buna false diyelim. Geride bir sayfa olmasa bile geriye gidebilsin. Yani uygulamadan çıkabilsin aslında. Gördüğünüz gibi çalıştı ama bu sefer de boş bir ekrana yolladı gibi gibi. Bunları kurcalarsanız tekrardan çalıştıralım. Evet, navigation da gördüğünüz gibi oldukça kolay ve herhangi bir konteks ihtiyacımız olmadığı için burada da benzer işlemler yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ve yani buraya gelip işte şunu azaltıldığında git şu sayfaya gibi işlemler yapabilirdiniz. Son olarak da isterseniz şeyi göstereyim. Yeni bir dil veya uygulamamız birden fazla dili nasıl destekler? Hemen dokümana gittim. Buraya translation gibi bir arama yaptım. Diyor ki translation diye bir class'tan türetilmiş bir sınıfa ihtiyacınız var. Bakın çok da fazla detaya girmeden bunu buradan alacağım. Geliyorum buraya. Yeni bir Dart dosyası. Çeviri diyelim. Bunu buraya yapıştırdım. Şimdi diyoruz ki burada İngilizce ise ve siz uygulamanın bir yerinde hello diye bir şey kullandıysanız bunu göstersin. Türkçe ise diyelim buraya. TR. Hello dediğinde de merhaba yaz. Bir tane daha örnek yapalım. Hello değil de mesela buton text diyorum. You have click diyor ya onu buraya yazalım. You have click. Bir map oluşturuyoruz. Aslında başka da bir şey değil. Ola ki benim dilim Türkçe ise bu sefer de buton tekste butona şu kadar bastınız yaz. Basılma miktarı diye. Evet. Bunları ayarladık. İşimiz bitmiyor. Ne yapmamız lazım? Uygulamamıza bunları söylememiz lazım. Şunları alalım. Hatta şöyle hepsini alayım. Uygulamamız başladığında, get material app çalıştırıldığında bunu buraya yazıyorum. Translation olarak bu sınıfı kullan. Şöyle importumuzu yapalım. Çeviri nokta Dart'ı. Yani aslında çeviri nokta Dart'taki şu sınıfı import ettik. Sonra diyor direkt İngilizce diliyle başla. Bakın burada uygulamanız direkt İngilizce ile başlasın, Türkçe ile başlasın diyebilirsiniz. İsterseniz TR ile başlatalım bunları. Ola ki bunu bulamazsa İngilizce ile devam et gibi de bir kullanım yapabilirsiniz. Şurası fazla gelmiş. Silelim. Bunları yaptık ama mesela şurada değerlerimizi gösterirken git bu yapıları kullan demedik. Bunu kullanmak için de şuraya geliyorsunuz. Siz burada ne demiştiniz? Hello. Hello.tr demeniz lazım. Hello dedikten sonra .tr. Bu şu anlama geliyor. Map yapımda key'i bu diye olan değeri bul. Bunu translate et. Yani bu Türkçenin TR'si değil. Translate et anlamına geliyor. Mesela biz buraya gidelim. Bir tane daha koyalım. Hello dışında bir yapımız daha vardı. Button text miydi? Button text. Bu key'i buradan alıyorum. Button text diyelim. Bunu translate et de anlamı çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu Türkçe ifadeler de çıktı. Yani bir uygulama yaparken eğer böyle statik olan string değerlerinizi buradaki map'e en başında tanımlarsanız yarın öbür gün müşteri size bana dil seçeneği ekle dediğinde tek yapmanız gereken buradaki TR ifadelerinin aynısını bir de İngilizcelerini yapmak olacak. Şimdi burada şöyle durumlar var. Ben direkt olarak böyle bir atama yapmak istemiyorum da o an cihazın dili neyse o dile çevrilsin istiyorum. Buraya gidersiniz. Get nokta device lokal dersiniz.
Eğer siz o anki cihazın dilini de destekliyorsanız ne olacaktır? İngilizce ise İngilizce, Türkçe ise Türkçe gözükecektir. Mesela benim şu an dilim, hani uygulamamın dili, şuraya gidelim. Dil diyelim. Çıkmadı. Evet, şurada. Dillere geldim. İngilizce'ye çevirdim dili. Artık uygulamamın dili İngilizce. Uygulamama geliyorum. Şu an Türkçe ama bir kapatıp açsam veya bir refresh etsem ne olacak? Otomatik olarak dilim İngilizce'ye dönüşecek. Gördüğünüz gibi İngilizce oldu. Ben eğer dili Türkçe yapsaydım otomatik olarak Türkçe'ye dönüşecekti. Peki bir butona basıldığında bunu anlık olarak, dinamik olarak nasıl değiştiririz? Yine oldukça kolay olacak o da. Şuraya gidelim. Nerede bizim butonlarımız? My column'un içindeydi. Yok. Butonlar yukarıda kaldı değil mi? My home page'in içinde. Mesela şunun da bir, ne diyelim buna, navigate diye bir şey var mı? Şöyle bir şey yapalım. Çok önemli değil. Bunu buradan kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Farklı bir hero tag'i verelim. On press olduğunda ne diyeceğim? Get nokta update yok. Get nokta update lokal. Böyle bir metodumuz var. Bu metot sizden bir lokal bekliyor. Biz burada şöyle bir kontrol yapalım önce. Get nokta lokal. O an cihazın kullandığı dil eşit eşit ise neye? Lokal işte TR'ye TR ise git bu dili ne yap? Lokal EN AS. Şurada kullandığınız kısa yolları kullanmanız lazım. EN'ye AS diye geçiyor. Yok TR değil de İngilizce ise bu sefer de ne yap? Lokal TR yap. Yani şuradakinin aynısı. Böyle yaptığınızda, hani bunun daha iyi bir yolu var mıdır bilmiyorum ama böyle yaptığınızda çalışıyor. Tamam, uygulama şeyle başlayacak, cihazın diliyle başlayacak ama adam eğer bu butona basarsa da gördüğünüz gibi anlık olarak dili değişiyor. Evet, tabii ki de burada gösterdiğim her şeyin kendi içinde bir sürü detayı var. Navigation'ın, state management'ın vesaire. Ama artık az biraz ne olduğunu anladıysanız dokümana girip kolaylıkla bulabilirsiniz. Çok daha fazlası mevcut. Yani ne bileyim, bir form alanınız var. Buraya gelirsiniz. Şuraya yazalım. Get utils. Buraya yazmayalım bunu çünkü okumuyor. Şuraya gidelim. Mesela get utils kullanacaksınız. Nelerimiz var? Nokta dediğinizde burada niye bu gelmedi? Şöyle yapalım. Sayaç kontrolünün içinde mi yapsak? Get utils. Nokta dediğinizde işte o gelen değer e-mail mi, null mı, boş mu, işte camel case'e dönüştürme, ondan sonra cihazınızla ilgili işte neredeydi onlar, onu göremedim. Get utils'te bunlar var. Bir de mesela get nokta deyip sizin için bir sürü yapı yine burada hazır. Size'ı, genişliği, yüksekliği, diyalog open, hani ihtiyaç duyacağınız her türlü şey aslında burada var. Medya query vesaire kullanmanıza gerek yok. Git size zaten bunları küçük küçük metotlarla sunmuş. Çok daha fazlası için dokümana bakabilirsiniz diyorum. Bu dersi bitiriyorum. Görüşmek üzere.